Ukrayna'da bu hafta da sizlere Kiev'den değil, dünyanın en çok yabancı turist alan 8. şehri olan İstanbul'un Atatürk Havalimanı'ndan sesleniyorum. Kendisine üye olan 204 dernek ve 25 federasyonla ülkemizin gönüllülük esasına göre örgütlenmiş en büyük iş insanları organizasyonu olan TÜRKONFET, üyeleri vasıtasıyla Türkiye'nin kamu ve tarım dışı istihdamının %55'ini gerçekleştirirken, yine üye şirketler aracılığıyla ülkemizin enerji dışı dış ticaretinin %83'ünü yapıyor. TÜRKONFET, 12 milyon KOBİ'nin Avrupa'daki çatı kuruluşu olan European Association of Craft Small and Medium Size Enterprise'la da üye kuruluşu olarak ülkemizi temsil ediyor. TÜRKONFET'e üye derneklerden TÜSİAD ise Business Europe'un Türkiye'deki üyesi. TÜRKONFET'in ilk yurt dışı federasyonu olan TÜRKONFET International'ın kuruluşunda ise Ukrayna Türk iş dünyamızın büyük katkısı olmuştu. Nitekim 2015 yılının Kasım ayında Çanakkale'de gerçekleştiren TÜRKONFET zirvesinde Ukrayna, Almanya, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan'daki iş adamı derneklerimiz TÜRKONFET internişi kurmuşlardı. Ben de TÜRKONFET'in kuruluş öncesinde ve kuruluşunda gerçekleşen süreci TÜRKONFET'in resmi yayın organı olan TÜRKONFET bizde bir makaleyle yazmıştım. Bu hafta TÜRKONFET'in genel merkezinde gerçekleştirdiğimiz TÜRKONFET International toplantısında ise aramıza 22 Arap ülkesindeki Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türk Arap İş Adamları Birliği ve yine Avusturya'dan bir Türk İş Adamı derneğimizle katıldılar. Bu yılın Kasım ayında Ankara'da gerçekleşecek olan TÜRKONFET zirvesinde ise aramıza yeni katılımlar olacağını düşünüyoruz. Yurt dışındaki Türk iş dünyamız gelişiyor, güçleniyor. TÜRKONFET International gibi platformlar ise bu sürecin daha da güçlü bir şekilde, daha da hızlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlıyorlar.